Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin sıfat. Bu günleri gösteren Allah hamdü senalar olsun. Tarih atar, atalım he. Bugün çok güzel. Bugün kaç tabi? 17-12 abi. 17, 12, 17, ders, iltizam. Bu günleri gösteren Allah'ın dostu. Tekrar şeyimize nasıl Allah nasip etti. Lugatını bildiğin. İltizam. Hem bilmeden. Dimağa bir yazalım. Nedir iltizam? Aşağıdan mı gelin? İtikat, sonra iltizam, sonra iltizam değil mi? İzan, sonra tasdik, sonra tahakkur, sonra tasavvur. İlk ders olduğu için 8 ay sonra. Hayır. Sen sonra? Hayır. Tahayyül. İltizamı farklı renkle yapabilirsiniz abi. Onu yapacağım. Ha? Farklı renkle yazabilirsiniz. Ha yok şeyi yapacağım. Tamam. Farklı renkle şimdi yapacağım. Konumuz bu. Peki. Tahayyül neydi? Ben bir tanesini koyayım gelsinsin. Safsata. Tezahür ediyordu. Saf, sata, sonra bu elmiş bir yapar. Bir behre. Takul. Bir taraf. Güzel. Bir taraf. Sonra. Dali. O sırada araştırsın. İltizam da. He? Tasdik iltizam. İltizam. Peki, eyvah. Evet, hayır diyorsun. İltizam. Peki, izan? İman. İmtisal. Yani sonunda. İzan, iltizam neydi? Taassup. Taassup iltizamdan. Evet, öyleydi. Taassup. Peki, itikat neydi? Çıkmaz. İtikat. Salavet iltikattan. Salavet iltikattan, evet. Bunlar neydi peki arkadaşlar? Şöyle diyeyim. Zaten bu ikinci kısımlar abi hatırlarsanız şeyden sonra başladık. Tasdikten sonra ikinci kısımda gittik. Yani o mesela safsata bir behre bir tarafı hiç şey yapmadık. Müzakere etmedik aslında. Genelde kendileri üstünden gittik. Evet. Tasdiğe gelince aslında tasdikte iltizamı da bakmadık. İmtisalle beraber izanı anlamaya çalışırken imtisalı anlamak gerekir. Evet. Dedik orada aslında ikinci taraflara bakmaya başladık. İkinci taraf ahkamlarıymış. Yani izanı anlamak için imtisalı anlamak lazım dedik. İzan dersi bir de imtisal dersi de oldu. Yani kaç hangisini yaptık? İzanda imtisali yaptık. Onu yaptık. İltizamı yapmadık, tasdik tek yaptık mesela. Tasdikte iltizamı yaptık, tasdikte iltizamı yaptık ama onun ayrı diyordunuz sanki. Yani bu tasdikle bu bak iltizam. Oradaki öbür iltizamdan farklı. Nerede diyorsun? İltizam? Yukarıdan, izan üstte. Şuna şu farklı. Farklı çok. Ona şey yapacağız zaten. Şimdi bugün. Salabet, diğerlerini yapmadık değil mi? İmtisal yaptık.
İmtisal yaptık aslında. Niçin yaptık? İzanı anlamak için. İzanı anlamak için, imtisal anlamak için. Şimdi tasdik de izan arasında çok karışıyor. Yani yakın şey, onun izanı yaptık herhalde 3-4 ders. Evet, 2-3 ders oldu, 2 yerde 3 ders oldu. He. Ondan sonra tasdik de yaptık. Aslında bunların hepsini yaptık. Yaptık. İtikadı yapmadık değil mi? İtikadda iltizam kaldı. He. İltizam. Son ikisi kaldı yani. Son eti. Şimdi bu iltizamdayız şu anda. Bu iltizam değil. Bu iltizam da meşgul olur. Evet. Şimdi. Bugün bununla. Gözümüz de gözüksün diye şey yaptım. Nereden konuşuyoruz? Bu ders kadar önemlidir böyle çizmek. İltizam o iltizammış. Uçuştu gitti. Şimdi uçuşmaz. Şu iltizam. Tamam mı abi? Evet abi. Bu nedir? Şey, Trabzon'da bir kardeşimiz tıpla alakalı eğitim görevlisi bayağı ciddi. Dedi ki, bu işte alakalıymış yani dimağ. Demek ki beyinle alakalı. Abi diyor, bir Rize'deyken gelip dedi, bununla bana zaman ayırmışsın. Bu, bunun dimağ ya kendisi zenginlik katacaktı tıbbın şeyini kendi mesleğine. Bunlar tek tek biraz çalışacak, tek tek ders çalışacaksa biz bir dersi, belki bir tanesi belki de 3 ders yaptık. Ya kolasa ya. Bunlar hep dima meratipleri yani şuydu. Bunu çizersek daha şu olur gibi geliyor bana. Karadeniz'e gitmiş, burnu Karadeniz oldu. Evet, aynen öyle oluyor. Yani şuradaki meratipler şu neyin nesidir denilince 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu. Yani dima. Felsefede tazeleyelim diye söylüyorum. Felsefede kafaya uz veya öz veya töz. Felsefe tabirleri bu. Tektir kafa, tektir. Bu anlatılan her şey aklın, Freud zaten kurucularında psikolojisinin veya en çok güç aldıkları yer. Bunlar ve bunlara benzer şeylerin aklın detayları olduğunu. Akla ne demiş? Akla insanın kendi benliği, benim gömleğim, benim atletim, o ben diyen merkezi ta kurşuna koymuş, akla koymuş. Bu hep ben diyen akıldır. Peki ne zararı var demiştim, ben tazeli için söylüyorum. Akıl bozuldu mu bitti. Çünkü en üst ölü nokta ya. Hani piston çıktığı zaman arabada aşağı iniyor. Üst ölü nokta. Bitti ya. Bitmiş sıfır. Akıl en üst ya. Her şeyi tamir eden, her şeyi kucaklayan, sahiplenen. Akıl bozulursa tamir edecek bir üst birim yok. Bitti. Ama burada ne karımız var? Akıl bozulursa tamir etme imkanımız var tasdikle. Ona yapamazsan izanla tamir edersin şu. Akıl burada. Yapamazsan iltizam itikatta yetmezse vicdaniyatla iş yapıyorsun. Yani bu sana çare sunuyor İslam. İslam'da çare tükenmez deniliyor ya gibi ya. Peki psikolojik hastalıklar nasıl çıkıyor? Bu itikadın ifrat tefrit vasatı var. İltizamın ifrat tefrit vasatı var. İzanın ifrat tefrit vasatı var. Hepsinin 3 mü? 3. Ortası sünnet-i seni istikamet. Her şeyin. İfrat, tefrit, vasat. Peki zararlı olan nedir? Bunların ifrat ve tefriti zararlıdır. Her şeyin ifratı şeytandan, tefriti nefse mahveden. Vasatı sünnet. Peki bu her şeyin ifratı ve tefriti zararsa 7 çarpı 2, 14. 14 çeşit hastalık var. Temelde. Ben eline sorduğum için aynı öyle dedim. Hani toparlarsan işte, kimisi işte, işte doktorlar bilir ki doktor var burada, o Rumca diyorlar değil mi? Latince. Latince, ha. Onun bir hastalığı var. Temelde psikoloji hastalıklarının temelinde
El o söyledi. Dedim ya ben 14 tane. Detaylarla şey yapmazsan dedi. Ana tema alırsan doğru. Yani değişiyor şeyleri göre ama doğru. Yani biz mantığı yakalayalım. Tasavvurun ifratı zarar, tefriti de zarar. Ne yapar? İfrat dişe taşır seni. Tefrit içeriye taşır. Yani şu. Bir şeyin ifratı dışarıya saldırgan olur. Çünkü ifrat şeytandandır. Zararı kendisinden dışında dışarıya hamd ettirir. Mesela itikadın tefriti diyelim veya taayyünü tefriti odadan çıkartmaz. Kendi kendini yer. Hani bazı tipler var ya evde. Evde terör estirir. Dışarıda evliya. Bazısı içeride evliya, dışarıda terör estirir. Yani bunların ifratı çalışıyorsa dışarıda terör estirir. Tefriti çalışıyorsa içeride terör estirir. İfrat tefrit. Hastalıklar da bu merkezdedir. Yani bu bilgiler ne işe yarar? Eyleme dönüştürüyorum. Yani bilgi, eyleme dönüşmemiş bilgi uçar. Yani zaten şey yok. Eyleme dönüşmek için zaten var. Onun için bu konuya giriyorum. Liman bu meratibiydi. Şimdi bu iltizamın gayemiz nedir? Şu parmağıma bakar mısınız? Şu iltizamın ifratını dersimizin ana teması. İfratından ve tefritinden korunmak için yapacağız bu dersi. Vasata kalabilmek için. Vasata doğruyu bilebilmen için doğrunun doğru olması yetmiyor. Adem aleyhisselam cennetteydi, cenneti bilemediği gibi. Yanlışı da bilinmesi lazım. Ama tahkik etmeden. Yani bu sefer acaba ifratta mıyım, tefritte miyim o zaman anlıyoruz. Çünkü hiç kimse ayranım ekşidir demiyor. Mesela tasavvur var ya tasavvur. Tasavvur zanların olduğu yerdi. Zanların musibetlerde, hastalıklarda, belalarda her çeşit olursa olsun şeytan en çok buraya işletiyor. Tasavvurdaki düşünce bozukluğunu burası işletiyor. Burası işletiyor. Yani tasavvur. Tasavvurun bozuk oldu mu düşüncelerini alt üst ediyor şurada. Akıl buradadır. 24 tane akıl çoğu 24 tane mertebesini bulabildik. Yani sistemi 7 tane değil. Bunu kendimize hakim olmak adına sistem nasıl çalışıyor? Sistemi tanımlamak adına bu şey yapılacak. Yapıyoruz bunları. İltizamı şimdi tanımak istiyoruz. Dişe vuruşu değil, ahkamları değil, kendi yapısını tanımaya çalışıyoruz. Şimdi izanı yaptık en son. 8 ay önce yapmıştık. Şimdi iltizam kalmıştı. Ama izanı bitirmiş miyiz bilmiyorum. Son iki. İntisal şu. İntisal iki ders yaptık. 30. ders. Bu arada 33. ders. İki derste izan yapıldı abi. İki ders iltisal yapıldı. İzanı peki sonuna kadar yapmışızdır. Yani iltisali bitirdik diye ben hatırlıyorum. İzanı acaba bitirdik mi? İzan bitti. Yani izan iki ders oldu sonra iltizama döndü. Tam normaliz değil mi şimdi? Tabii. Atlamayalım diyorsun. Evet. Şimdi iltizam. Şimdi sisteme girdik. Sonra ahkamına bakacağız. Zorlanırsa. Bu izanla tasdik karıştığı için bu sefer bunun dışa vuruşu olan ahkamının imtisali yapmıştık. Bunu dahi tanımak için. Evet. Ve çok ilginçti o ders. Bir de onu dinlemeniz isterim haftaya. Şöyle bir izanı, şöyle bir bakın yani izanı. En azından izanı dinlerseniz yeter diğerleri şey. Bir de tasavvuru şöyle bir baksak. Şefler. Son iki ders yayınlanmış mıydı? Bu taassuba neler koymuştuk şey tasavvura? Hani böyle şey şüphe, zan, hani çizmişler. Koymuştuk. Ben 7 tane. Tamam mı? Bilgi. Ondan sonra. Bilgiler, cüz-i ihtiyarı. Koyalım mı? Koymuş musun? Yazmışız abi. Ha, o zaman ben şey yapayım. Emre itibariler, örfler, he. Hususiler ve kişisel malumatlarımız. Tamam. Yani zanlar, şüpheler hep orada. Burası var ya burası. Hapishane. Mezaristan. Kabristan.
veya cennetin, cennet veya cehennemin, bu oluşturulur. Nerede olursanız olun, doğru düşününce, düşündüğün yerdesin ya, düşündüğün şeysin ve oradasın. İşte cehenneme dönüştüren budur. Yani bir insanın fiili, imkanlarını değiştirince tasavvurunu değiştirmek için yapılıyor. Bunu çözmüşler ehlife. Mesela diyelim ki bir insana azap vereceksin, hapishane değil o. İlk önce hapishaneye koyarlar ki düşüncesi bozulsun diye. Düşüncesi bozulunca zaten içi cehenneme dönüşür. Peki hapishaneye veya kanser olmadan, musibet gelmeden düşüncesi bozulursa içeriye girmeden içeriye girmiştir zaten. Hasta olmadan hastadır. Bir tane bir şey anlatayım, hemen iltizama geçiyorum. Şimdi bu Rize'deyken birisi bir şekilde ulaşmış bana. Doktora gitmiş, yani tasavvurla alakalı olduğu için. Doktor şüphelenmiş haklı olarak. Demiş ki Rize veya Trabzon Araştırma Hastanesi'ne bir git gözük demiş. Yetti bunun için. Tasavvur acayip çalışıyordu. İfrata çalışıyor mu? Tefrit demişsiz tespit dedi. Ne oldu doktor bey dedi ya. Yani neydi yani hastalığında? Ondan sonra ya dedi baktırırsan, yani şüphelendir mi? Ya biraz böyle gel gibi geldi bana dedi. Yine bir baktır demesi yetti tabii. Tabii o saatte yapamadı. Ertesi gün gidecek. Gece arıyorlar, bir şefaatçi koyuyorlar araya. Çünkü bu saatte bu adam Esu bana ulaşır. Tamam, sevdiğim bir kardeşi dershaneye arıyorlar. Abi dedi, birisi arayacak. Tamam ararız, gece yarısı. Çok ilginç bir şey söyledi de size söylemek istiyorum. Sabah karşıya, belki 3-4 gün neydi. Dedi ki, bunları anlattıktan sonra, ben dedi yarın dedi, araştırma hastanesine gideceğim. Bak, buradayız. He, beni niye aradın? Dedi ki, kanser miyim değil miyim diye şüphe edilmiş. Mutlu olmadığı için hocam diyor. Hocam diyor, zaten kanser değilsen bu gece kanser oldum zaten. Bunu anlatmak için anlattım size. Kanser değil idimse zaten kanserim şimdi dedi. Bana ne katkın olur dedi. Girdi hapishaneye. Ve sırada insan değil. Devletin bayağı ciddi bir yerinde amir. Peki ne anlattı? Tasavvuru bozuldu. Mesela hastalıklar, hapishaneler, musibetler, fakirlikler, yaşlılıklar, ölüm vesaire şeyleri düşüncemizi bozunca biz o zaman bozuluyoruz. Yoksa orası bozamıyor. Yoksa onu bizi bozamıyor. Şimdi geldik onun için alalım. Bu çok acayip bir alem. Hele benim bu son 8 ayda bunun gibi ciddi kafada şey yapan bir şey görmedim. Yani senin cehennemini kurtaran, cennetine koyan şu tasavvurun içerisi. Efendim doktora bak. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi burada anlattığınız örnekte şahsın o şeyi duydu. İşte doktorun sözünü duydu. O duyduktan sonra bu şahsın tasavvuru öncesinde bozuk muydu? Tasavvur sistemi bozuk muydu? Yoksa tasavvur sisteminde aslında bir problem yok. Tasavvuru gayet iyi. Bu şahıs normal bu sistemi doğru kullanamadığı için mi? Yani tasavvurunu ifrat tefritten azade kullanamadığı için mi? Çok güzel. Yani kullanmasında mı bozukluk var? Yoksa tasavvuru zaten bozuk muydu? Çok güzel. Bak arkadaşlar. Tasavvuru neticede bozuk. Ama bozuk olduğu için sistemi bozmuyor. Sistemi kullanamadığı için, sistemden haber olmadığı için, farkındalığı kaybettiği için bu sistem niye çalışıyor? Yani mesela burada ne vardı? Bu şurada. Zanlar vardı. Şüphe, bilgi. Şüpheler vardı. Bilgiler vardı. Başka?
Örfler demiştiniz abi. Örfler mesela, örfler ne demek şurada bu adamla alakalı? Örfler. Gelenekte tansiyon var benim soyumda. Kalp şeyi var veya kanser var. Dayım kanserle gitti, amcam da kanserle gitti, biliyorum ne? Örfü. Örfün insana yükledikleri. Gelenek. Başka ne vardı? Cüz ihtiyarlı vardı. Başkan, kişisel ne varsa, kişiseller, hususiler. Hususi bak, hususiler, kişisel, kişiseller, hepsi var. Tamam. Bu hepsi şurada. Abi, meylanlar ve tasarruflar, yani emri... Meylanlar da var mı? Emri itibariler demiştir, yani içinde... Emri... itibariler. İtibariler. Meylan ve tasarruflar. Meylanlar ve tasarruflar. Değil mi? Başka var mı? Şimdi şu, şuranındır. Şu. Şimdi bunun ifrat tefriti var mı doktorum? Var. Bu ne yaptı? Başkasına saldırıya geçseydi, yani zanlar çalışacaktı. Sen böyle düşünüyorsun, bana böyle baktın, bunu kastettin gibi. Haindir. Haindir. Diş dünyadaki Allah küçüğünden de sakının diyor ya zaten Kur'an-ı Kerim'de net ayet. Zanlardan kesinlik yok. Yani çünkü vahiy gelmediğine göre. Şimdi saldırgan olsaydı, karşıya olacaktı. Şüpheler. Tamam, kendi içine, kendi kişisel şey, en itibariyle bunlar. Peki hangisi çalıştı? Hepsi çalıştı. Peki bu adamı nereye itti? Saldırdı mı, kendini çökertti? Kanser olup tefrite indi. Sistemi bilmiyor. Peki ne yapar? Sistemi bak. Sistemi bilmek, sisteme hakim olmayı getirir. Tanımadığını tanımlayamazsın. Tanımlayamadığını da hakim olamazsın. Sana şeytanın pabucunu 13. lemada atıyor. Vesveseyi tanımlıyor. Sonra tanımlıyor alemimizde. Sonra bize hakimiyet yapıyor. Sistemi şeytan denen bir sistem var. Bilmeden nerede diyeceksin? Bilmesen bugün perişan olmuş. İnsanlık çok perişan. Vesveseden insanlık çok perişan ya. Yani o kadar aklın ayağın duruyor. İnan bana dün araba cenaze şey, mezarlığını oraya bıraktım arabayı. Arabadan inemiyorum ya. Telefonda. Ne olur Allah rızası için şuna da cevap ver. Bu son. Cevap veriyorum. Bu da son. Bu da son. Yani dershaneden vermişler. Dershaneye geliyormuş. Çocuk 19 yaşında ya. Kız çocuğu. Bu da son. Bu da son. Ama nasıl bir şey biliyor musun? Bildiğin gibi değil ya. Misafir gelmiştir. Ayağında veya ceketinde o insan çorabına bir necis bir yere basmıştır. Bastığına göre benim geldi odama, şey, eve ve yürümüştür. Yürümüşse o necasetleri bırakmıştır. Ben de abdest almışım. Abdest aldım. Ben o ıslak ayakla halıya basmışım. Dolayısıyla benim namazım ve halılar şimdi halı yıkama fabrikasına vermeliyim. Yaşanır mı bu? Size kurgulamıyorum ya. Bunu nasıl kurgularım hemen? Abdullah böyle soru ya. Sen yaşıyor musun dedi. Mezardan mı bana sesleniyorsun dedi. Sen dünyada mısın dedi. Ondan sonra fıkıh bilmesin işte bunu oku. Fıkıh kurulmuş. Onları da bilmesin nasıl cevap vereceksin? Fıkıh da bileceksin. Yani vesvesenin en büyük sebebi cehalettir. Cehil onu davet eder. Ha necaset kuru bir şey. Olsa ne olur? Ha, alimler demiş. Ha burası necis olsa şey seccade sersem. Necasetin ıslak olsa ne olur? Kuru olsa ne olur? Tamam mı? Vesaire hepsini biliyorsun. Avuç içi meselesini bileceksin sen. Tek tek anlattım. Oh be diyor. Şimdi doktora gitmeyeceğim diyor. Ama yine gidecektim. Doktora gitti. He. Şimdi buradayız. Çok uzattınız ama bu sistem çalışan çalıştığını, sistemi bilmese çalışmasını bilemezsin. Sistemin hakim olamazsın. Tanıyacaksın.
aleminde tanımlayacaksın, sonra hakim olacaksın. Hakim olmak oradan çıkmak değil. Tevekkül de tefritten midir abi? Tevekkül? Tefritten midir? Hani yok. O eğer dendiği gibi ise tevekkül vasattır. Mesela tevekkül olmasa ifratı hırstır. Tefriti nedir? Dunimetliktir. Hiç umurunda değil. Devamı varmış. Allah'a tevekkül etmiyor. Mesela hep Allah'a tevekkül etmeyince hep öyle ben iyi değilim. Şey demek istedi galiba abi, teslimdeki ifratı yani, demek istedi. Teslimi mi sen? Doktorun... Ha teslim. Tevekkül ve teslim. İki tane söyleyecektim. Tevekkül ve teslim. Yani yaşarım. Tasavvur kısacası iş yapmıyor. Sistem çalışmayınca doktorun bir behresi oldu. Bir behresi olunca bunlar hepsi aktif oldu. Hususi, şunu yazayım da. Hususi kişiseller. Hususiler. Evet. Kişiselleşmiş artık. Evet. Yani çok bu acayip bir şey. Ömer vermişim ya. 1,5 sene zana çalışmışım. Hepiniz şahitsiniz. 1,5 sene. Fazla belki de. Ama altyapıyla 30 sene altı 1,5 sene. Nimet ya Allah aşkına. Yarım saat, bir saat oturacaksın. Yani bu sistem nasıl çalışıyor? Ne kadar o? Şimdi buradayız. İltizamlı. Sistemin son iki tanesi ayağına kaldı. Osman. Evet inşallah. İltizam. Tamam mı? Buna çalışıyoruz. Bu iltizam değil abi. Bunu, imtisalı bunu tanımak için yaptık. Dolayısıyla aradan çıktı. Ama bunları sonra tek tek yapacaksın abi demiştim. Hatırlıyor musun? Evet, dönmek lazım. Evet. İnşallah. Ondan sonra şu itikat bakayım neler çıkacak. Ama itikadı da bitirmişim. Yani ama tabii o zaman. Bitirmişim, hazır. Fakat bu moda girmek için ama girdim gibi. Çarşamba günü girdiniz ama. Çarşamba günü bir de şey İrfan'la Rize'de yaptık. Bütün canı, bütün kainatı bir noktaya. O noktaya cihana hakim ol. 4 tane derstir. Her bir ders 1,5 saattir. Bazı dersler 3 saattir. Çok bütün canı bir noktaya. Yani devam et işte. Bugün sofrada dediğimiz işte. Elmaya bak, armata bak. Tamam artık zevk vermiyor. İlle enfüse taşıyacaksın. O zaman artık o lezzet, lezzetli karkoy. Onun için büyük zatlar bunu yakalamak için meşru ve helal olan İslam cemiyetinden mağaraya kaçmıştır. Enfüse taşınmak nasıl olacak? Yani hatları. O ayrı bir şey ama. Evet tabii. Bir kere karşı çıkmayacaksın. Tamam. Bu işe karşı çıkmayacaksın. Ustadın dediğine kanaat edeceğiz. Ustad dedi mi ki melaike bekayru haşir dersi 29 sözde 3 ayağı 29 sözde bu 3 tane konu işliyor. Melaike bekayru ruh ve haşir. Bunun delili 2 tanedir diyor. Enfusi çe afaki enfusi. Afaki'yi anlatıyor. Sonra enfuse taşın diyor. Şimdi bu sistem çalışmasa bir insanda dağlara bakar görür ki. Dağlara bakar görür ki. Dağlara bakar görür. Ha tamam kardeşim. İşte ölüden çıktı Yahay. Sanatsız gübreden sanat yapmış Yasan. De bitti. Demek ki müsemmadan esma şey eşyadan, sanattan esmaya, esmadan musemmaya. Ondan sonra enfüse taşıyacağız. Yani ilk yol afaki mi gene? Kesinlikle. Yani afaki derken, zaten Risale'nin en büyük özelliği şudur. Yani afaki işlerken enfüse değiştiriyor, fark edersin. Sadece afaki değil aslında. Yok, öyle bir şey yok. O, yani o sahib ulema gibi sif afaki olsa ilmi kelamcı, sif enfusçu olsa tasavvufçu, yani sif afaki olsa kafası kabak gibi, ilmi kelamcıların kalbi fındık gibi. Tasavvufçuların kalbi kabak gibi, kafa fındık gibi. Yani aynı zahir içinde, 27. sözden söylüyorum. Aynı zahir içinde aynı hakikati ve hakikat batını gör. Onun cümle nasıldı? Aynı zahir içinde hakikati bulmak. Ha, aynı zahir içinde hakikati bulmak. Hakikat batındır. İkisini beraber. Ama konuşurken tabii ilk önce zahiri konuşuyoruz ama aynı zamanda mesela bunu konuştuk mu bu sistemin? Zahir. Ama bu batın.
Tamam, tasavvur ne işine yarayacak? Tasavvur varmış. Ha, sonra ne yaptım ben? Dedim, örnek verdim. Bak adam dedi ki dedim, kanser değildimse zaten kanser oldu. Nesi çalıştı dedim? Şunlar aktif oldu, şunlar. Şunlar göstermem lazım. Ne oldu? Bak, ha, bu sistemi tanıdık, tanımladık, hakim olacağız şimdi. Tanımak odur, tanımlamak kendinde, hakim olmak ben. Yani füse geçtikten sonra afaki ne olacak? Yani sonra afaki sonra... duracak o. O onlar da zaten. Mesela diyelim ki fiziği kaldırdınız. Metafizik olur mu? Yani suret olmadan hakikat olmaz. Tabii. Yani sureti kaldırdın doğru. Hakikat olur mu? Biz onları kalkma sistemi o devamlı duracak ama kanaat etme oraya demek istiyorum. Surete zahiri kanaat etme. Usta Risale-i Nur isim ve ismi azam arasındaki farkı da söyleyeyim burada bu manada. İsim zahirdekidir. İsm-i Azam ne demek? Aynı zahirdeki hakikati kendin şahit olmak. Bu dersi vermesi. Risale-i Nur, İsm-i Azam noktasında anlatması. Ne demek? Hep konuşuyoruz. Sahir kitaplara muhalif olarak değil mi? Yani isim. Risale-i Nur bütün mevzusunu İsm-i Azam cihetiyle izah etmiş. Ne demektir? İsm-i Azam demek. Huvel evveluhu, huvel evveluhu çekirdek. Huvel ahiruhu meyve. Huvel zahiru ağaç, huvel bak. Dördünü cem etmek İsm-i Azam cihetiyle. Risale-i Nur'un derslerinde bu dört kategori her derste işleniyor. Her kelimesinde ispat edemesem gelsinler, parmaklarını gözüme soksunlar. Aynı mevzuda ben evvel, ahir, zahir, batını saatlerce göstermesin. Her kelimesinde. Ama mesela bugün göreceksiniz irtisam. Şeyde de sanki abi şimdi afaka baktı, sonra enfüse taşındı. Enfüze taşındıktan sonra zaten afak diye bir şey kalmıyor aslında. Tevhid oluyor. Tevhid. Her şey bitti. Bitti. Tamamen enfüs oldu yani gibi. Tamamen ama artık o olayı arkasına bakıp en cami, en kesif ya o mesela toprak. Şöyle güneş en güzel ayna nedir? Hava. Tevhide. Güneş, nur, hava, su, toprak. En cami hangisidir? Toprak. Çünkü en cami. Yani tamamen enfüs olunca hepsine hakimsin. Ama enfüse taşınmasan böyle sahine bakar, şişeyi ustadımız tarzında balı yalarsın, yalarsın şişeyi. İçeride balı görüyorsun ama alamıyorsun. Yeğene de kızıyorsun. Yeğene de kızıyorsun. Arı mesela cama saldırıyor. Dışarıyı görüyor, camı görmüyor. Saldırıyor, kendisini parçalıyor. Abi şişeyi, cam şişeyi görüyor. Şeyin gafuru yaptığı senos balını. Tabii niye caiz değil? Şimdi adam bizsiz yediği için şişeyi alıyor. Tamam mı? İçeri bal abi acayip bal ama kendisi bile ulaşamamış ki. Yani o zaman batın olabilmesi için zahir devamlı durması lazım. Ama o zahire kanaat ettin mi bak şunlar mahrum olur. Bak zahire batını şurada göstereyim bak. Tazelenmek için olduğu için şu çekirdek abim. Şu ağaç. Evveluhu. Ahiruhu. Zahiruhu. Arkası batın. Bu neydi? Sikke. Bu neydi? Hatem. Bu? Mühür. Bu? Turla. İsm-i Azam sıfır olursa bir isim. Peki kim taşınır? Dört ismi
fark eden fark etmesi ne demektir? Enfusu taşırmış demektir. Mübarek olsun ona. Mübarek olsun. Farkında yani kendinizden uzak tutmayın. Yani Allah ulaşılır mı ya? Hep Allah'a uzak tutmuşuz ya kendimizden. Ben acaba enfüse başlamış mıyım? En azından fark etmek şu. Bir şeyde dört cephe arıyor musunuz? Acaba bunun batını nasıl? Bunun ahiri nasıl? Diyorsan sende ispazım çalışıyor. O sistem çalışmasa bu soruyu soramazsın. Hani var ya bir kelamın zahirine bakıp durma diyor 25. sözde. Bir kelamı anlamlandıran onun dört tane sistemin çalışmasıdır. Kim demiş? O zaman değer alıyor. Kime demiş? Ne makamda demiş, ne maksatta demiş. Evveline ahirine şey yap, sorgula diyor. Eğer bir daha söylüyorum, sende bir Risale-i Nur'daki veya dini bir tabiri abdest alıyorum. Acaba kafayı mest etmek niye denmiş? Yani bunun ruhtaki karşılığı ne? Eylemde temizlik. Zahirde zahiri anladık. Temizlik. Acaba dimada nedir? Bu kafayı mest etmenin dimada nedir? İki, kalpte nedir? Üç, ruhta nedir? Dört, fiilde nedir? Tamam mı? Mesela ruhun abdesti nedir? Tövbedir. Gusül abdesti aldırmaktır. Tövbe ruhun abdestidir. Şimdi bir daha söylüyorum çok güzel bir şey. Dört taneyi çalışırsa ism-i azam çalışıyor. Dört tanesinin çalıştığını nasıl anlarsın? Eğer sen Risale okurken bir cümle derken cümle duyduğun zaman ya bunun acaba evveli nasıl ya? Bu tür sorular geliyorsa sana rağmen yani şuurun olmaksızın dokunma şey gaflet. Bu sistem ism-i azam sende aktif. Sır oluyor. Yani ism-i azam. Kapıyı kapatsan şey. Ha kapat. O tiksin oluyor. Bu sır oluyor değil mi abi? Ne yapıyor kim ya? Hangisi? Bu dördü sır. Dördü sır o. Sır ism-i azam. Sır. Yani dördüyle bakmak hem de sır mı, sırrı mı oluyor? Sır oluyor, başlıyor. Yani sırrın içerisinde sırrı bakarsan sır değil, bilgi olur, malumat olur. Abi ben de bir soru sorsam biraz saçma olur mu acaba bilmiyorum ama. Ama hani alacağım sır. Yani insan en büyük şey zaafı, hocam bir şey yapabilir misin böyle kapıyı? Yapabilirim. Şimdi bak, insanda şu olur. Acaba ben de ism-i azam çalışıyor mu? Bunu soruyorsan acaba bunun ahirisi nasıl? Batın, sende ism-i azam çalışıyor. Sistem arkada çalışıyor. Ondan soruyorsun. Bir batının dayatmasından, iticiliğinden, ihtiyacından soruyorsun. Kim o? İsm-i azam çalışıyor sende. Nur talebelerinin dışında çok zor çalışıyor bu. Yani dört mertebe. Bir kelamda dört mertebeyi görmek. Yani Risale-i Nur'da geçen bir cümle aslında hem batındır hem ahir. Aynı bak vallahi. Bir cümle sadece. Bir cümle değil kelime. Şu kelime. İltizam. Dört kelime var. İltizam zahirde nasıldır? Batında nasıldır? Evet. Gafırma aldım sorunu abi. Abi şimdi mesela güneşi düşünelim. Bütünü yanıcı bir madde olsa nihayeti bu yanacak bir süre sonra sönecek. Ama bu sürekli yanıyor oluşu oraya sürekli bir müdahale olduğunu gösteriyor. Aynen. Şimdi bu şekilde bakacak olursak abi, şimdi evvel diyerek o çekirdeğe tohuma bakarsak abi, burada müdahale önce o çekirdeğe midir? Allah'ın müdahalesi önce o çekirdeğe midir? Yani önce sikkeyi mi fark etmek lazım diğerlerine ulaşabilmek için? Harika. Ne dedin? Ben de biraz da zorlaştırayım. Allah ilk önce çekirdeğe mi müdahale ediyor? Öncesi sonrası yoktur derim ben de. Hepsi aynı andadır. Ama ağaç yok ortada. Allah caneminden öncesi sonrası yoktur. Bizim için en zahir olanına biz intikal edip içeriye doğru evvel batın zahir. Siz ne diyorsunuz? Biz öyle bir devam ederiz ama Allah için her şey aynı andadır. Evamili teknemeye şey yapıyordur abi herhalde önce.
Evamiri şey yapmıyor. İlk önce çekirdek mi? İlk önce bu. Peki başka? Hangi canipten? Şimdi biz olaya bakarken... İki, ben sana elini tutmadım. Şu canipten, şu canipten, şu de. Dinozor canibinden ahire bakıp zahirde hakikate gitmeye çalışırız. Ahiri görmeden... Evet. Efendim doktorum abi? Evvelden bile, yani evvel kısmında bile dördü birden. Bir dönü. Yani hepsini cem etmiş, bakmış. Başka? Ben devam edeyim mi? Allah canibinden meratip almaz o. O meratip bizim canibimizden açılıyor. Esbab aleminde adetullah sistem böyle çalışıyor. Bu isimdir. İsm-i Azam'da cüz-i nazarını küllileştiriyor İsm-i Azam. Cüz-i bir şeye bakarken külli bakıyor. Evvele bakarken ahiri, ahiri bakarken evveli görüyor. Bütünseldir. Ya mesela olmadan önce bizim içindir veya esbab alemi içindir, zahirciler içindir meyve vermesi, ağaç olması. İsimler evvel var. Evvel çalışsın, zahir olsun da sonra ahir olsun. Ahir ismi nereye muhtaç? Evvele muhtaç oldu. Hayır, ahir ismi buna muhtaç değil, zaten var. O alem-i şehadettedir. Mülk de böyledir. Melekut cihetinde hepsi beraber çalışıyor. Peki niye? Bunun adı da İsm-i Azam. İsm-i Azam evvelde ahir var, ahirde evvel var. Zahirde batın var, batında zahir var. Hepsi bir bütün. İşte bir insanda sistem, bak sistem, İsm-i Azam çalışıyor mu bende, merak etmez misin? Ha, eğer bunları merak etmeye, sorgulamaya başlarsan, bu mesela şu dima, yani evvel, ahir, zahir isimleriyle dima nasıl demiştik, hatırlarsanız. Sonra her bir fiilin dimadaki, kalpteki, ruhtaki ve eylemdeki, onu da yazayım isterseniz. Her şeyin, şuraya yazayım. Çok rahat ol. Hani bu kamera şey yapmayın, kendinizi hapsetmeyin. Elimizdedir. İstediğinizi seversiniz. Rahat olmanızı istiyorum. Ben de rahat edeyim. Tamam, bak, her şeyin dimağda, dimağda nedir? Kalpte nedir? Yani vicdan da diyebilirsin bunu. Tamam, ikisinin şeydir. Ama öyle yapsak daha iyi olur. Şöyle. Ki ikisini cem olsun. Diyeceksiniz biri mi? Vicdan da ikisinin cemi biliyorsunuz şunun. Kalp. Ondan sonra ruhta nedir? Eylemde, fiilde bu sorular sorduruyor. Yani sen de çalışıyor. Evvel, ahir, zahir, batın isimdir. Fiil, zahir. Değil mi? Evet. Zahir. Bu, batın. Ruh, batın oldu. Bir şey söyleyeyim. Mesela, şöyle yapayım, şurada. Yani siz beraber, eylemde, zahir. Ruhta, evvel diyeyim ben. Evet. Ruhta evvel olmaz. Batın. Ruhta. Hepsini söyleyin, çiziyorum. Batın zahir. Ruh abi batın olacak. Bir dakika, ben hangi ruh batın mı olacak? Ruh batın. Yok abi, evet. Abi ruh evvel, evvel olduğu için evveldir. Evet, evet, bu canipte. Yani eneyi kastetmiyoruz burada. Yani en evvel kimdir burada? Ha, evvel o zaman.
En evvel yani, en evvel. Ondan önce bir şey var mı? Mesela vicdan ruhtan evvel midir? Yok değil. Değil. O zaman evvel bu. Hayır, hayır. Batıl zaten bakmıyoruz ki abi. Neyine bakıyoruz? Yani şurada eylem zahirse bunun batını, yani ruhtan çıkmıyor mu bizim eylemlerimiz zaten? Peki, ruhtan çıkmaz. Şöyle diyor Hutbe-i Şam 77'de, insanın fiilleri ve eylemleri hissin ve kalbin temayülatından çıkar diyor. Kalpten çıkıyor. Ondan evvel daha ruh var. O cümlenin o zaman şu bu batındır bak. Meyvede ahir işte. Ahir. Öyle mi? Ha. Yani senin de kastetini anladım ama o şey değil. Cümleyi bir daha söyler misiniz? İnsanın fiilleri. Mesela Utbe Şami, insanın fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Kalbin. Kalbin ve hissin temayülatı nereden gelir? Kalbi kalpten çıkıyor. Evet, o da bir tek veriyor. Bunlar dört tamam. Evet. Yasin, senin dediğin olmuş olsaydı ilk üç sıralamayı tek göstermek gerekirdi. Fark diyelim ki bu önemli tamam. Değil. Bu önemli değil. Yani. Ama kastettiğim şurada şuydu. Tamam. Şu dört şeyi burada da görmek. Ha, peki bir insanda Hasan abi, ben bir soru soracağım. Sorma daha dur. Ama sakla. Bir insanda bunları çalıştıran ismi azama mazhariyetle olur. Mazhariyetle mümkündür. Bu. İsmi azam olursa insanda bu çalışıyor. Şimdi alayım abi. Ya abi şimdi bu ilk üçünü biz eylemde görüyoruz ya. Hangisini? Eylemde ve fiilde. Biz ahiri, batını ve evveli görüyoruz. Aynı zamanda zahirde görerek. Yani mevcudat ayetinde, yani eylemde, zahirde, biz evvelde, batında, ahirde görüyoruz. Aslında bunlar zahirin alt parantezleri değiller mi? Alt parantez. Suretin içi değiller mi? Suretin içi değil de ayrı esmalara mazhar oldukları için bir yere sıkıştırmıyorsun. Hepsi ayrı bir işlevi var. Esmadır çünkü. Yani bir esma öteki esmaya muhtaç değil. Zaten sinirleniyor esma. Ben ondan sonra mıyım? Yani ayrı ayrı görebiliriz yani. Evet. Esma esmaya muhtaç değil. Ama bir mozaik düşün. Harika şey, ufak taşlardan olmuş. Mermer taşlarının bir resim. Bir tek resim aldığın zaman şöyle bir taşı burada cüzdür. Ama küllü göremez. Ama küllü gördükten sonra o cüze bakınca o cüz küllü olur. Küllü orada görürüz. İsmi azam lazım. Anladık mı? İşte mesela kainatta şöyle bir resim. Bunu uygulan bir kartpostal çektik fotoğrafı. Şak! O kartpostalın içine kelebek girdi. Ağaç girdi. Dere girdi. Çakal girdi. Domuz girdi. Kuru ağaç, yeşil ağaç. Hepsi var. Hepsiyle harika bir manzaradır. Değil mi Abdül? Abi, bir tanesini alırsan? Bu binanın en üst katından deniz görünüyor mu? Ha? Bu bilmiyorum. Şey biliyorum. İşte çıksaydınız bilecektiniz abi. Evet. Ama oradan birinci kattan neyin gördüğünü siz çok iyi biliyorsunuz. Evet. Burada olduğum için. İkinci kattan da neyin göründüğünü bilebileceksiniz. En üst kata çıkmış olsaydınız. Evet. Yani demek istediğim evvele giden oradan her şeyi görebiliyor abi. En üst kat mı diyorsunuz? Ama şu inkişaf ettiğin zaman ahirde develi görüyorsun. Çünkü bir esmaya diyor ki ben sana mahkum değilim kardeş. Enaniyetleri var. Esmalara. Yani esma, anlamak için diyor ama. Ha? Bir esmada bütün esmalar tebeyi olarak var mı diyeceğiz? Aynı. 29 metri fatihir. Ama dışarıya kafalarını çıkartmadılar. Hep işgal etmek istiyorlar. Ondan bir şey diyeyim hoşunuza gidecek. Kahar ismi yok mu? Kahar ismi haşim eden insanlara toplanmasını istemiyor. Cenneti istemiyor. Herkesi kahretmek istiyor.
Öteki Esma diyor ki dur, ben eskiden düşünürdüm bunu çıkamazdım. Allah diyebilir, der ki Esma, bir Esma der. Hani istemiyorum lan hesabınızı. Yılına cehennem der. Üst mahkeme yok ki, temizi de veremiyorsun. Çok enfüse oldu. Temizi de veremiyorsun. Yılına cehennem, hesap hesap yok. Ama öteki Esma diyor ki, hakime sor diyor ki, bir dakika. Allah sen varsa, Allah. Ben de varım. Allah razı olsun. Ben hikmet istiyorum. Tamam. Hesabı iktiza eden esmalar var. Celal. Cemal da istiyor. Cemal da hesap istiyor. Onun için yapamaz. O esma hükmünü icra edemez. Diyor ki her esma diyor ihata etmek, küre arzı ihata işgal etmek ister diyor. Kaplamak ister diyor. Kavun çekildi. Ama ötekileri durduruyor diyor. Tanrılar savaşına döndü abi. Esma. Evet ben de buradan çıkartmışlar. Demek ki buradan buradan çıkartmışlar adamlar. Çünkü Esma Esma diğer Esma'nın içinde hükmünü icra edebiliyor. Ben kafamı aldım, ben istediğimi yaparım. Yapamazsın. Diyor ki Celal, ben haşir meydanı istemiyorum. Cemal ülkesi diyor ki hayır. Ben kaharım. Herkesi helak etmek istiyorum. Rahman diyor ki yapamazsın. Hakim diyorsun ki burada hesap olacak. Dar esması var. Yani zarar da veren de var, kar da veren var. Yani Allah esmasını hepsini hükmü icra ettirdiği zaman şu kainatı adetullah oluyor. İnsan Allah'a ekber diyelim. Allah ne güzel ayarlamış. Bu esmalar da Allah değil ha. Tanrılar savaşı. Leül Esma'ül Hüsna isimler Allah'ındır. İsim Allah değildir. Yine vahdete getirdi. Vahdete getirince evet. Allah yani. Allah başka bir şey yani. Bu noktada. Biz hep ne konuşuyorsak Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah'ta konuşuyoruz ki Esma'dır. Sıfata geçtiğimiz yok ki. Efendim geçelim iltizama. Evet. Bir tazelenmiş oldu değil mi? İstiyorduk ki böyle bir şey yapsın. Bunu tazelendik. Bu önemliydi. İsm-i Azam nedir dedik bu manada makama, dersimizle alakalı. Bir insanın İsm-i Azam'ı nasıl çalıştığını merak eder insan. Hani var ya Allah Resulü'ne sormuşlar. Ya Resulallah biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor mu? Resulullah da fiili bir şey gösterdi. Herkes kendisi seyretsin. Bir insan Allah'ı sever ama Allah onu sever mi? Nereden biliyoruz? Bir tanesinde demiş ki farklı sahabe. Farklı zamanda, farklı mekanda, farklı sahabe, farklı zamanda, farklı mekanda aynı soruyu sormuş. Ya Resulallah biz Allah'ı seviyoruz, Allah bizi seviyor mu? Hatırıma kaldı kadına 5-6 tane hadisi kalmış. Bir, Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Allah bir kulunu severse sevgisini kalbe koyar, kendi sevgisini. Allah bir kulunu severse, bir tane de vardı. Dört etti abi zaten. Dört. Allah bir kulunu severse sevgisini kalbe koyar. Sevdiklerini sevdirir. Kusurlarını gösterir. Dine hizmetçi yapar. Dünyadan küstürür. Dünyadan küstürür. Mesela böyle 4-5 tane şey hadis var. Peki ben bunu niye söyledim? Allah beni seviyor. Bak kendine bak. Peki İsmi Azam sende aktif mi? Bu soruları soruyor musun? Yani bu kelimenin irtizamın evveli nasıldır? Ahir veya şu. Benim bu dimağ nasıl çalışıyor? Ha, oku 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 diye zahir absolmuş. Doğrudur ama zahir ismi. Şimdi abi bu enfüsi yani afakiden enfüsi hani geçmek lazım mevzusunda. Bu dört ismi azamdan hangisinden hangisine geçmiş oluyor? Yine tümüne mi? Mesela zahirde ahiri görüyor da evvel batına mı bakmaya başlıyor dördüncü Ustap da öyle diyor. Nerede diyor biliyor musun? 30. sözde onlar hikaye zannediliyor. İsimler. Bir hasna ile bir çiçeği düşün diyor. Hmm. İşletim sistemi orada. Mesela zahiri bakarsan kız işte hasna. Bir de güzel bir çiçek. Zahirine şunlar şunlar. Şey diyor ki çiçeğe zahirine 20. Kıza 20 zahir, 20 esma sonra batına geçiyor. Onu şu isimlerle donattı diyor. Sonra şunu yaptı diyor. Yani 4 tane ismi uyguluyor. İki şeye. İnsanın en zayıf noktası
güzel şeyler, bir de kadın. İkisi de güzel. İkisini de Esma'yı giydiriyor. Orada bir hikaye anlatmıyor. Dört, İsmi Azam insanlar nasıl çalışıyor onu anlatıyor. Çok ilginç değil mi orası şimdi? Evet, evet. Ama şu anda ilginç biraz da. Bu açıdan daha farklı. Yani dört isim Ali bende çalışıyor mu dese Harun, nasıl anlarsın? Sen bunun merak ediyor musun? Yani bu tamam abi, yani dağlara bakar görür ki o dağlar bende nasıldır? Benden ne ifade ediyor? Zaten damarlar içinde usta söylüyor. Zahiri söylüyor nehirleri, bizde damar söylüyor. Dünyada toprak söylüyor usta, bizde et söylüyor. Dünyada kayalar söylüyor usta söylüyor, bizde kemikler söylüyor. Kemikler karşılığı diyor. Bu ne biliyor musun? Zahir ve batın. Evvel ve ahir değil. Evvel ahir de ekledi 32. sözdeki Esma Risalesi. 632 mi nedir orada? Yani orada işte bir hasta, bir çiçek, güzel bir çiçek. Ondan sonra şeye de meşgul olduk böyle Rize'deyken. Zühre, Katre, Reşan biraz meşgul oldu. Ve zaten 30 dakikalık bir sesli anlattık birisiyle. Sabah namazı dersimiz oldu 32 dakikamına. O da güzeldi. Yani ben niye duruyorum? Bak belki de 4 defa oldu söyleyeyim. Sen kendini merak edersin. Acaba ben neredeyim? Tamam mı? Bu ne çalışıyor bende? Bu Esma Azam çalışıyor mu? Nasıl anlarsın? Bu çalışıyorsa, bu çalışması demek bu. Yani dimanı meşgul ediyor mu? Yoksa leylim leylim mi yaşıyorsun? Burada bir ara verelim. İltizama aradan sonra başlayalım. Tamam mı? Tamam. El Fatiha. Tarikat ehli bir insanla hani nurculuğu... böyle bir şey olmuştu ya mesela bu konuşmaya gene bir şey olabilir. İşte bu işte. İkisine birden... Bunu söyledim zaten bir mani oradan açmadım da. Evet, yüksek ehli hakikat dahi marifet ve tasavvur değil, belki ondan çok âli ve kıymetli olan iman ve tasdikte iki caddeyle hareket etmişler. Biri, Kitab-ı Kainat-ı Mütala ile Ayet-ül Kübra ve Hizb-ül Nuriye ve Hülasat-ül Hülasa gibi afaka bakmaktır. Bunu hani dereye bakar bu işte. Diğeri, kanaat etmeyin. İkincisi, yani ben de şimdi toparlayayım. Ve en kuvvetli ve hakkal yakin derecesinde vicdani ve hissi bir derece şuhudi olan hakikat-ı insaniye haritasını ve enaniyet-i beşeriye firistesini ve mahiyet-i nefsiyesini mütala ile. Yukarıda 5 tane söyledi, 3 tane de burada. Evet. 8 tane şey var. Evet. Mutala ile yani bütün cihanı bir nokta yap. Evet. Hakikat-ı insani haritasında bunu seyret diyorlar. Evet, aynen öyle diyor. Ne diyor bir daha? Bir daha okuyorum. En kuvvetli ve hakka yakin derecesinde vicdani ve hissi bir derece şuhudi olan hakikat-ı insaniye haritasını ve enaniyet-i beşeriye firistesini ve mahiyet-i nefsiyesini mütala ile imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki ancak bununla çıkarsın. Çıkmaktır ki sırr-ı akrabiyete ve veraset-i nübüvvete bakar. Veraset-i nübüvvet bizde çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bu işlerle meşgul olmak ne demek? Eğer diman ve ruhun bunu soruyorsa ister istemez bunun peşine düşüyorsun. Açlık nasıl ekmeği peşine düşürdüğü gibi kalp ve ruh buna açsa bunu araştırıyor. İşte onun için pazar sabah buraya gelmişsin. Evet. Bu aktif yoksa burada olamazsın. Kesinlikle o gelmemek için 10 tane sebebiniz var. Ama bütün sebepler yok oldu değil mi? Vallahi her şey de öyledir. Yeter ki sen iste. Bu hakikat insan haritası aktif olunca bu ruh bunu istiyor. İsteyince bu şeyi ihtiyaç hissettirdi, koşturdu. Evet. Ve diyor ki ve enfüsi tefekkür-i imani hakikatının bir parçası yerlerini söylüyor şimdi. Bir de söyler misin bir de? Enfüsi tefekkür-i imani hakikatının bir parçası. 30. sözün ene ve enaniyette ve 33. mektubun hayat penceresinde ve insan penceresinde ve bazı parçaları da sair Eczai Nuriye'de bir derece beyan edilmiş. Görüyor musun? Hangi mevzu zikredilmiş orada? 30. sözün ene ve enaniyette. Yani bu ikisinin cemi bak. Afaki ve enfusi. Hangi abi? Said Nursi abi. Dedin de afaki enfusi hangi eserlerden okuyalım diye mukadder soru sorarsan o da diyor ki
Neresi? 30. sözün ene ve enaniyette ve 33. mektubun hayat penceresinde ve insan penceresinde. Bunlar da. Bunu bazı parçalar. Tabii bu da atıf değil mi? Atıf. Üstad atıf yaptı. Işte. Tabii canım. Asya Musa zaten komple atıftır ya. Başa artık. Bunu uğraşmayacağız. Ya. Pardon sen bunu bana yemek dersi olsun. Tamam. İsim alın bir şey yap. Bura mı? Uğraş. Bunu bana göndermiştin okumuştuk. Bu şey ya bu Nadir abi hep okuyordu ya. İşte Nadir abi. Burası yıllarca gelen. Hakikaten şu konuştuğumuzu üstad zaten. Bak, çok size önemli. Bir şey söyleyeyim. Nadir abi öyle bakın. Tamam ya bitti. Bana layıka hassasiyetini meslekte hassas, ilimde mutasiz Rüştü abi efendim. Allah nasip etti kısmını al. Düşündüğümü şekillendiren, şekli düşünceye dönüştüren melekimiz Rabi'den almıştı. Enfusi dersi bize uyandıran, bize bunları senelerce ders yapıp şey yapan Allah ömrünü bereketli kılsın Nadir abidir. Enfuso. Enfuslu olmayan enfustan bahsedemez. Evet. Evet. Kesinlikle. Enfusu bilmeyen. Evet. Ben ona gelir gelmez ilk önce ona ve arkadaşlara hizmetini tazelemek adına Allah razı olsun şey kusur etmiyorlar. Nadir abi bizim enfusi pirimizdir. Ona böyle bakılsın. İnan Allah göstermesin. Böyle bir imkanımız hiç kimse bakan şey olmasa sonuçta yaşlı ya. Allah her şeyimi seferber edebilir. Ben kendi elimle bakarım. Yani böyle. Bu emeği unutulamaz. Bu Nadir abiden ama bu çapta değil tabii. Önemli olan uyandırmış. Allah nasip ederse siz ve sizden sonraki nesiller bizim şu enfusi çapını çok genişlettirecek. İnşallah. Yani biz kadir kıymet bilen, kadir şinas ehliyiz, vefa ehliyiz. Nur talebeli biliriz dostlarımız. İlginç bir şey abi. Heh. Şimdi mevzu öyle bir şeydi ki, böyle bir şey var yokun mücadelesi var şu an. Evet. Anlatabiliyor evet, muyum? Tamam. Ya bir var olup da nedir bunu incelemek başka bir iş. Var yok diye. Böyle bir şeyin mücadelesi var şu an. Ya böyle bir şey var. Yok. 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 Hala. Var diyeceksin. Ondan sonrası da kimdir? Nereye gider? Hani. Hani şeye benzedi ya. Şimdi ilimde şeytanı biz geçebilir miyiz? Geçemeyiz. Geçebilir miyiz? Geçemeyiz. Hani şeye demiştim ya beni tanımıyormuş ya. Oysa ben onu ziyaret etmiştim. X birisine. Evet. Neyse. Dedim ona dedim ki ilim elde etmek o kadar sorun değil. Depo gibi bilgisayar bizden daha âli. Sende bu sorun yok. Ha bizde ne sorun var? O ilmi kullanma sorunu var. Biz de yer yer düşüyoruz bu kullanılmakta. Sıkıntı oluyor. Her daim istikamet olmuyor insanlar. Çok şey olmuyor. Şimdi şeytandan daha ilmimiz var mı? Yok. Vesvese Risalesi'nde ilim onu tard eder diyor. Cehil onu davet eder. Ne yaparsak yapalım ey Said Nursi abi Bediüzzaman ustattır. Said Nursi bizim gibi önde giden nur talebesidir. 38'de söylüyor. Şey 48. İlkokul numaramdır. Emir de abi 48'de Said de bir nur talebesidir. Tamam. Şimdi ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Peki vesvese risalesini tam ezberlemiş. Niçin vesveseden kurtulamıyor? İlim onu tard eder. İlim yaptık. Peki şeytanda biz ilmi geçebilir miyiz Abdullah? Geçemeyiz. Geçemeyiz. Peki o şeytanın şeyi de vesvesedir. Onu geçemeyeceğimize göre şeytanın vesvesesi nasıl yeneceğiz? Neydi cevabı? Peki ilim yaptık. Niye vesvesi var? Terklerimiz yok. Neyimiz eksik? Terklerimiz. Abi bilgiye sahip olduğu, ilme sahip olduğumuz halde müzakerelerin dışında bir ilim meclisinde susabilmeyi başarmak. Bunu şeytan başaramıyor diyorsunuz abi. Şimdi terk. Terklerimiz yok. Yani mesela eylemi uygulayayım o terklerimiz. İlim ehliyim. Meclise oturdu. Öyle bir ortam geldi ki tam söyleyeceksin. Tamam bu ilimdir. Ama söyle onu susabilmek şeytanın arkasına geçiyorsun. Bildiğin halde susabilmek şeytanı kontrol etmek demek. Orada şeyi nasıl yapacağız abi? Mesela bazı yerde... Ben onu çok yaşıyorum da. Şöyle. Ya gurur olacak var. Şimdi hoşuma gidiyor. Söylemem lazım. Aynen. Söylesen ayrı bir değer. Söylemesen bu sefer de diyorsun ki söylememek de bir noktada. İki sistemimizde duman ve odunda duman ve nur var mı? Evet. Şimdi şöyle. Ben burada bunu demesem eksik olacak. Bunu söylemesem eksik olacak.
ferasetin ne şey yapıyorsan söyle gurur olamaz. Gurur yaptın demek şeytandan. İşte o da var yani. Ama o şeytandan. Evet, gurur. Çünkü o gurur çalışır bizde. Gurur olmaması mümkün değil. İşte o da ne zaman mesul olursa şeran o gurur ortaya çıktı. Alsın lezzet adam. İçeride alsın lezzet olsun. Onunla amel etme fazilettir. Nasıl nasıl o son cümle anlattı. Bir daha söyleyeyim. Mesela biz söyledik. Tabii ki gurur ve kibir oldu. Lezzet aldı. Dediler vay be ne güzel anı şuydu buydu. O olmaması, o uyanmaması mümkün değil. Şeytandır. Ha, diyor ki içimizden geçeni hadisten geçiyor. Söylemedikçe ve yapmadıkça kemalattır. Mesela en büyük cihat nedir? İçinde var olan bir şeyi eyleme dönüştürmemektir. Şimdi o söylediğimiz zaman zevk almadı. O seni almadı. O zevk ve zevk senin değil o. Şeytanidir. Peki ne zaman olur o enanet kurur? O aldığın lezzetle insanlara tahakküm edersen, onunla tahakküm edersen, onunla amel edersen, onunla bana caka yaparsan, tavır takınırsan, tepeden bakarsan, tuhaf tuhaf şeyler yaparsan, ha, o sendendir. Ama onu söylediğinde lezzet almak şeytandan. Söylettirmesin diye yapıyor. Hmm. O zaman ben bunu söylemesem eksik olacaksa söyle. O Rahman'dandır. Ama yok, herkes aynı şeyi biliyor. O sebeple yani burada şunu kastediyor. İlim elde etmek, susabilmek içindir. Kafıra bile biz o yüzden mi söylüyoruz abi? Yanlış anlaşılmasın yani. Arkadaş da bir yakınlığı istedi. Ben şahidim ve dersi dinleyenler de söylüyor. Yani diyor, yemeğin tuzu gibidir dedim. Tamam bu ikisi şey, gafur ver. Seyircin de söylediler. Dedim ki, yemeğe tuz veriyorlar dedi. Ama dedi, tansiyon hastalarına da dedi, tuzla zarar veriyorlar. Onlar tuzsuz yiyecekler abi.